standart formda yani başlangıç noktası orijinde olan bir vektörle pozitif x ekseni arasındaki açıyı bulma konusunda biraz daha alıştırma yapmak istiyorum. Buradaki a vektörünü iki farklı şekilde yazmışlar. Birim vektör gösteriminde, eksi 2 çarpı x yönündeki birim vektör olan i ve eksi 4 çarpı y yönündeki birim vektör olan j. Bunun yanında a vektörünün x ve y bileşenlerinin eksi 2 virgül eksi 4 olduğunu da söyleyebiliriz. Nasıl mı? Bakın. Orçinden başlayıp, sola doğru 2 ve aşağı doğru da 4 birim ilerlediğimizde vektörün bitiş noktasına ulaşıyoruz değil mi? Evet. Tet'anın ne olduğunu bulmak istediğimizi söylemiştim. Standart formda çizilmiş vektörler için, bu açının tanjantının y bileşeni bölü x bileşeni olduğunu artık biliyoruz. y bileşeni eksi 4, x bileşeni de eksi 2 olduğu için, tanjant teta'yı bu şekilde yazıyorum. Bir önceki videoda bunun neden böyle olduğu hakkında konuşmuş ve bunun trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarından geldiğine değinmiştik. Ayrıca tanjant teta'nın açıyı oluşturan doğrunun birim çemberi kestiği noktanın y koordinatı bölü x koordinatı olduğunu da öğrenmiştik. Eğer burada yaptıklarımı çok iyi anlamadığınızı düşünüyorsanız o videoyu bir kez daha izlemenizi öneririm. Burada tanjant teta'nın 2'ye eşit olduğunu artık biliyoruz. Teta'yı bulmak için de 2'nin ark tanjantını yani tanjant üzeri eksi 1'i bulmamız lazım öyle değil mi? Buraya bir soru işareti koyuyorum. Bunun neden yaptığımı tahmin ediyor olabilirsiniz. Az sonra göreceğiz. Evet, bir bakalım. Burada ne elde edeceğiz? Tanjantı 2 olan açının hangi açı olduğunu bulmak için 2'nin ark tanjantını almam lazım. Evet, yaklaşık olarak 63,4 derece. Evet, teta yaklaşık olarak 63,4 dereceymiş. Buraya da bir soru işareti koyuyorum. Bunu neden yaptığımı şimdi daha iyi anlamış olabilirsiniz. Eğer anlamadıysanız da videoyu durdurup bunu neden yapmış olabileceğim, yani bu açının neden bu kadar şüphe çekici bir açı olduğu konusunda biraz düşünün istiyorum, olur mu? Evet, bu açı şüphe çekici. Çünkü ölçüsü 63,4 olan bir açı birinci çeyrekte yer alır değil mi? Yani vektörümüz eğer buna benzeseydi daha iyi çizebilirim. Evet daha iyi oldu. Eğer vektörümüz buna benzeseydi yani bileşenleri artı 2 ve artı 4 olsaydı burada elde edeceğimiz açı 63,4 derece olabilirdi. Ama bize verilen a vektörü gördüğünüz üzere birinci değil üçüncü çeyrekte. Kısacası bu vektörün tam tersi yönünde. Hesap makinesinde böyle bir değer bulmamızın sebebi ise hesap makinesinin ona verdiğimiz açının eksi 90 ile artı 90 derece arasında olduğunu varsayması. Ama buradaki açı 180 dereceden büyük ve 270 dereceden küçük bir açı. Bunun için de hesap makinenizde bir ark tanjant işlemi yapacağınız zaman, Vektörler ya da herhangi başka bir şey için açınızın nerede yani hangi çeyrekte olduğunu aklınızdan sakın ama sakın çıkarmayın. Çünkü buna bağlı olarak elde ettiğiniz değeri düzeltmeniz gerekebilir. Şimdi bizim yapacağımız gibi. Sonuç olarak buradaki açı 63,4 değil. 63,4 artı 180 yazıyorum. Teta eşittir ya da yaklaşık olarak dersem daha iyi olur. 63,4 artı 180. Evet, 243,4 derece. Güzel. Şimdi bir tane daha yapalım. Buradaki vektör de dördüncü çeyrekte. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu vektörün pozitif x ekseni ile oluşturduğu pozitif yönlü açının kaç derece olduğunu bulmaya çalışın. Az önce uyguladığımız mantıkla, hatta bu sefer biraz daha hızlı da olabiliriz. Aynı rengi kullanayım. Evet, teta'nın y bileşeni bölü x bileşeninin ark tanjantı olduğunu hemen yazabilirim. Değil mi? Eksi 6 bölü 4. Bunun ne olduğunu biliyoruz ama çok fazla adımı da atlamak istemiyorum. Eksi 1,5'in ark tanjantı. Hemen hesap makinemi çıkarayım. Eksi 1,5'un ark tanjantını aldığımda yaklaşık olarak Eksi 56 virgül 6 derece elde ediyorum değil mi? Evet. Teta yaklaşık olarak eksi 53 virgül 6'ya. Eksi 56 virgül 6'ya eşitmiş. Doğru oldu mu bir bakalım. Yok evet eksi 56 virgül. 3'müş. Evet orada bir karışıklık yaşadık. Peki az önce yaptığım gibi buraya da bir soru işareti koyacağım. Çünkü hesap makinesinin bize verdiği açı bu arada bu açının yanlış değil sadece aradığımız pozitif açı olmadığını bilmelisiniz. Pozitif x ekseninde başlayıp saat yönünde ilerlersek elde edeceğimiz açı hesap makinesinin bize verdiği gibi negatif olur ama biz pozitif açının ne olduğunu bulmak istediğimiz için yine ufak bir düzeltme yapacağız. Bu düzeltmeyi yapmanın birkaç farklı yolu var Örneğin bu negatif açıyla elde etmek istediğimiz açının toplamının bir tam açı yani 360 derece olduğunu görüyorsunuz öyle değil mi? O halde buna 360 derece eklersek yaklaşık olarak eksi 56,3 artı 360 derece bir bakalım. Eğer 50 çıkarsaydım 310 elde ederdim. 6 derece daha çıkarınca 304 elde ediyorum. Bir de 0,3 çıkarırsam evet sonuç 303, 7 olur. Doğru oldu mu? 0,3 eklersem 304, 6 daha 310, 50 daha. Evet, evet, 360 eder. İşte aradığımız pozitif açı bu. Video boyunca anlatmaya çalıştığım gibi bu tarz sorularda sizden tam olarak ne istendiğinden emin olun ve elde ettiğiniz sonuçları da buna göre değerlendirin olur mu?